Şoför dedi İngilizce bilmiyor. Ben de diyorum Japonca bilmiyor. Siktir git dedi bana. Gerçekten bu kadar ölü bir şehir görmedim. Bisikletimiz burada. Sıkıntı yok. Acayip güneş vuruyor. Bu durum böyle. Gece hiçbir eşyamı almadım. Zaten bisiklet sürdüğüm giysimle uyumuşum. Sabah fark ettim. Şimdi çıkalım. Feri istasyonuna bir gidelim. Biraz Aomori'yi gezelim. Şu zamana kadar Japonya'da, Tokyo'dan Aomori'ye kadar gördüğüm en ihtişamlı turist information yeri, turist bilgi yeri. Aomori böyle. Burası yarımada. Peninsula diye geçiyor. Şu anda bizim olduğumuz yer tam burası. Yarın da buradan feriyle Hakodate'ye, Hokkaido'ya geçiş yapacağız. Dayım burada bir şey yapıyor bak. Looking good. Ben burayı böyle büyük bir yani turist bilgi yeri sandım fakat hediyelik eşya yerleriymiş. İkinci kattan itibaren Nebuta Müzesi'ymiş. Gelmek isteyenler 620 yen vererek giriş yapabilir. Tokyo'dan ya da Kyoto'dan Shinkansen'le Aomori'ye kadar gelebiliyorsunuz. 2,5 saatte bu hızlı mermi trenlerle birlikte fiyatlar 200-300 350 dolar aralığında değişiyor. Ben 20 günde geldim. Biz parası olan 2-2,5 saatte gelebilir. Bildiğiniz üzere Japonya bir ada ülkesi ve denize, denizciliğe gerçekten çok önem veriyorlar. Gençleri daha çocuk yaşta eğitmeye başlıyorlar. Okullarda da bunların ayrı ayrı derslerini görebiliyorlar. Ve anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yani yüzme bilmeyen insan sayısı çok az. Çocuk yaşta özellikle eğitiyorlar. Böyle büyük şehrin kendine has bayrakları var. Kendine has adları var. Blue'yu görünce aklıma geldi. Aomori'nin adı Blue Forest diye geçer. Aomori'nin gerçek adı Blue Forest. İki günde 250 kilometre bisikletle yol yaptım. Ve böyle uzun 20. günümdeyim bu arada. Tokyo'dan çıktığımdan beri. Böyle uzun bisiklet sürmelerimden sonra bir günümü dinlenmeye ayırıyorum ama hani yatarak geçirmiyorum. Şöyle yapıyorum. 9-10'a kadar zaten uyumam imkansız. Çünkü vücut alışmış. Vücut her gün 5'te uyanmaya alışmış. 10'a 11'e kadar hafif dinlenmeler, işte duşmuş, böyle kendine bak. Ondan sonra çıkıyorum. 2 saat, 3 saat, 10 kilometreyi geçmeyecek şekilde böyle yürüyüş yapıyorum. Hem de şehirleri görmeye çalışıyorum. Müzeleri severim. Bazen böyle müzelere gidelim. Bütün günü yatarak geçirirseniz, ben birkaç kere denedim. Hani vücut nasıl bir tepki veriyor diye denedim. Daha çok ağrıyor. Yani ayaklarım özellikle, şu bileklerim daha çok ağrıyor. Hissettim onu. Lakin böyle dışarıya çıkarsam, yürüyüş yaparsam,
vücudu ne diyorlar ona? Reenkarnasyon mu? Ne işte, hani vücudu yenileme çalışması, hani futbolcular, sporcular yapar ya maçtan sonra. Eğer bulabilirsem soğuk suyun altına böyle ayaklarımı, ellerimi böyle 10-15 dakika tutuyorum. Yani vücudu sürekli yeniliyorum. Hiçbir şekilde şekerli bir şey yemiyorum, gazlı içecek içmiyorum. İçki, alkol, bunları zaten söylememe bile gerek yok. Çok sıcak havalarda Japon görmeniz imkansızdır. Görseniz bile böyle şemsiyeli yaşlı insanları tek tük görürsünüz. Bir de tek tük gençler. Sevmiyorlar onlar da. Japonya ile ilgili neredeyse her şehirde, her kasabada, her köyde dediğim şeyi Aomori'ye gelince bir daha söyleyeceğim. Söylüyorum. Şimdi ben sürekli Tokyo'da ve civarında hayatta kalmaya çalıştığım için bütün Japonya'yı, işte herkes siyah pantolon, beyaz gömlek, 7-24 böyle plazalarda çalışan insanlar, trenler gidiyor geliyor, Shinkansen'ler. Saitama'dan çıktıktan sonra Aomori'ye kadar, yani Japonya hiç öyle gözüktüğü gibi bir yer değil. İnsanlar yaşlı, yaş nüfusu çok fazla. Ben hiç genç görmedim. Yani akşam da bisiklet sürdüm. Genç popülasyonu çok az. Bütün yaşlılar çalışıyor. Hani bütün Japonlar çok çalışkandır lafı var ya, o gerçekten doğru. Lakin bunları yaşlılar için söyleyebilirim. Herkes böyle çiftçilikle, herkes çiftçilikle uğraşıyor. Aomori'ye gelince bunu yenileyecektim. Kusura bakmayın, burayı geçebilirsiniz. Çünkü çoğu yerde hep aynı şeyleri söylüyordum. Aomori'ye kadar acaba durum böyle mi? Aomori'yi ben biraz daha hani böyle bir liman şehri, biraz daha büyük, cafcaflı, cıvıl cıvıl bir yer zannediyordum. Yani bir şehir merkezi var. Var hani sağında solunda işte Burger King, bir iki alışveriş merkezi falan var. Geçtim dün orayı. Yani normal bir cadde. Japonya'yı sadece Tokyo gibi sananlar var açıkçası. Ya hiç öyle bir yer değil. Şimdi Hokkaido'ya gideceğim Honshu adasını bitiriyorum. Hokkaido adasına geçiyorum. Böyle bir yere geldik. İstasyon herhalde, bilet burası ya. İngilizce bir şey var mı? I want to go to Hokkaido, Hakodate, but I have a bicycle, Shitensha. I want to go tomorrow. いくらですか? お、 全部 同じ。 金額。 Burada da saatler var. Ben standart olanı aldım. Galiba en düşüğü o. Aynen, zaten yaklaşık 10 dolar bisikletin parası, 20 dolar da standart ücret. Bugün rezervasyon yapılıyormuş. Telefon numaram alındı. O kadar. 3250 yen vereceğim. Güzel bence. 4 saatlik bir yolculuk için özellikle başka türlü geçemiyorsunuz Honshu adasından. Yani bir herhangi bir yürüme yolu yok. Olsa zaten denizi yarar geçerim. Durum öyle. Sadece rezervasyon yapılıyor. Bir de broşür aldım. Yani olabilecek en ucuz. Ya bunun klasmanları var. Hani birinci klas, ikinci klas tarzı şeyler var. Yani 4 saatlik bir yolculuk için de hani böyle kompartıman tarzı bir şey şöyle tutmaya gerek yok zaten. Ama neyse, ben lafı çok uzatıyorum ya. Kusura bakma. Herhalde bu yüzden kanal büyümüyor. İnternetten yapılınca galiba %10 bir indirim var. Lakin ben gelip görmek istedim bisikletle. Nasıl olacak?
Tokyo'dan Aomori'ye kadar Japon evleri genellikle aynı. 3 aşağı 5 yukarı kullandıkları malzemeler, dizayn vesaire hepsi aynı. Ben bu kadar pirinç tarlası, pirinç ekimi olduğunu bilmiyordum. Yani şuralarda bir de boş buldukları her yere bir şey ekmişler. Güzel şekilli ağaç kesmeleri de ayrı. Aomori ile ilgili bir enteresan bilgi daha vereceğim. İnternette böyle gezinirken Hazreti İsa'nın ve torunlarının Japonya'ya geldiği, işte bence rivayet. Burada yaşadığı ve öldüğü, hatta mezarı bile var. Bir dağın başında böyle mezarı bile var. Açıkçası bana orası çok ters kalıyordu. Bisikletle gidemezdim. Ama merak da etmiyor değilim açıkçası. Bunu bayağı 1930'lu yıllarda bayağı biri araştırmış. Buraya gelmiş. 20'li yaşlarda Hazreti İsa işte çarmıha gerilmekten kaçınmış vesaire. Öyle acayip enteresan bir hikayesi var. Dün akşam ben bisikletle buradan geçmiştim. Bence asıl merkez burası. Shinamori istasyonu arka tarafında. Büyük alışveriş merkezleri. Starbucks, Starbucks her yer var. Her şey var. Lakin Aomori biraz gezip görülecek yerler bir tık dışarıda. Onun dışında sadece Hokkaido'ya geçmek için kullanılacak, geçilecek bir şehir. Küçük bir yer, öyle söyleyeyim size. Pek fazla bir şey yok. Hayal kırıklığı yarattı bende. Bak şu karşıda Sushiro benzeri bir dükkan var. Tabağın içerisinde iki tane sushi, 100 yen, 1 lira. Acayip bir sıcak var. Bisikletle sürerken bu kadar hissetmiyordum. Fakat şu anda başım dönüyor resmen. Saat şu anda 14.36. Otobüse bineyim dedim çünkü bir 4 kilometrem var. Bak 14 görüyorsun. Neredeyse 1 saat sonra otobüs var. Yani çok. Alışveriş merkezleri, bir ton güzel marka var. Lakin yani ulaşım, tren istasyonu da ta arka tarafta kalıyor. Ulaşım biraz sıkıntı burada. Yürüyeceğiz. Ay, 20 kişi kepçenin önünde durmuş. Aa, Japonlarda inşaat gerçekten ayrı bir seviyede. Şu anda bak, asfalt yapmak için koskocaman köprünün bir şeridini kapatmışlar. Dediğim gibi Saitama'dan sonra yani Japonya bence yavaş yavaş gelişiyor. Diğer şehirler yavaş yavaş gelişiyor. Tokyo gibi büyük gökdelenler sadece Japonya'nın bence yüzde maksimum 5'ini falan oluşturuyor. 2 dakika sonra otobüs gelecek. Ha şuradan. Abi oluk oluk terliyorum, bakın görebiliyor musunuz? Suica kartımızı çıkaralım. Bisiklet sürdüğümde ne yapıyordum? Bir markete falan gidiyordum. Bir 10 dakika böyle boş dolanıyordum. Kendime geliyordum. Serinliyordum. Bazen elimi buzluğa falan sokuyordum. Ya burada yok, öyle bir şey de yok. Yarım saattir yürüyorum. İndiğimizde kartımızı basacağız. Suica gaz Japonya'nın her yerinde, otobüste, trende filan kullanılıyor sanıyorum. Girerken bilet almam lazımmış. Şoför dedi İngilizce bilmiyorum. Ben de diyorum Japonca bilmiyorum. Hadi in git dedi. Para filan da almadı. Kusura bakmasın ama ben bu kadar ölü bir şehir gerçekten görmedim. Abi çok ölü bir şehir ya. Yani böyle bir
böyle bir canım sıkıldı bu şehirde ya. Sağda solda böyle insanlar, ne bileyim, her yer kapalı. Hiçbir şey yok. Tamam, 3-5 market o bu var da. İlk kez böyle bir şehirde canım sıkıldı ya. O kadar da böyle hevesliyim, gezmek istiyorum, anlamak, görmek istiyorum. Lakin bilmiyorum, bir karamsar oldum bu şehirde ya. Bir an önce geçeceğim Hokkaido'ya.